bakış açısını kazanmak için. Ama şu ana kadar öğrendiğimiz şey, adamlar Apple'ın ulan keşke başlık ataydık ya, Apple'daki 50 bin dolarlık zafiyetin analizi diye. Neyse, bunu YouTube'a... Duruldu bir dakika chat. Ben bunu YouTube'a yükleyecektim. Marker koymayı unuttum, bir saniye. Adstream marker koydum. Merhaba YouTube. Apple'ın 50 bin dolarlık güvenlik açığının analizi videosuna hoş geldiniz. Şimdi, ya aslında şu ana kadar olan hikaye birazcık şey. Hani OSINT ve fingerprinting, ki bu aşamayı ne kadar iyi yaptınız o kadar önemli bir konu ki, adamlar 3 tane host'u buluyorlar ve hikayenin rengi değişiyor. Diyor ki ya hani burada Lucy isimli bir tane CMS kullanılıyor ve public'le erişilebilir 3 tane Apple'ın servisi var. Ben bu CMS'in içerisinde bir güvenlik açığı bulursam burada gol atarım. Gol atarsam da para kazanırım. Bakış açısı bu yani hani. İşin içerisinde. Peki başka hikaye nasıl devam ediyor? Apple's WAF behavior. Apple'da bir global web application firewall anlaşılan. To exploit the vulnerabilities that we will discuss below, we need to understand the WAF Apple uses and more importantly how the front server and the facilities Apple.com interact with it. Şimdi klasik şey hikayesi, yani user'dan request geliyor. Bu tarafta WAF var. WAF request'leri analiz ediyor, engelliyor, engellemiyor. Ne alt edecekse kendisi karar veriyor ve bu request'i benign olanlarını arka taraftaki şeye yönlendiriyor. Facilities Apple.com'a yönlendiren bir hikaye var. Apple'ın çok can sıkan bir tane WAF'ı var diyor adam. Hani bayağı uğraşmışlar anlaşılan. O yüzden Pat Traversal, SQLi gibi query parametrelerinde geçen, bakın bu da önemli. Yani WAF'lar her zaman tüm parametrelere çalışıyor değildir. Genellikle bu tür farklılıklar vardır içerisinde. O yüzden query parametresindeki, yani get talebinin içerisindeki, bu arada bakın cümlelerimde yanlış anlam var. Query parametresi illa get olacak diye bir şey yok. Post talebinde de query parametresi olunabilir. Sonuçta amaç query string'deki parametrelerde çok sıkı bir rule var diyor. Yani adam böyle bir zafiyet bulsa bile sömüremeyeceğini söylüyor işin içerisinde. Okey, güzel. Peki olayın devamında ne var? Frontend server reverse proxy olarak çalışıyor. Evet, az önceki bahsettiğimiz WAF mekanizması. Facilities Apple.com is configured to only show responses from the backend server with status code of 200 and 400. Ha, bak chat. Bu bravo çocuklara yani. Gerçekten takdir ediyorum böyle şeyleri. Şimdi reverse proxy görevi olarak çalışan, yani ön tarafta sizin iletişim kurduğunuz, bu reverse proxy olabilir, load balancer olabilir, WAF olabilir, bunların hepsini yapan tek bir cihaz olabilir, fark etmez. Bu adamın size hangi response'u vereceğinin kuralları tanımlanabiliyor işin içerisinde. Yani application sunucudan 200 ve 404 gelirse bu response'u sana veriyor. Diyor ki if you get only other status calls on the backend, mesela 500 server side error üretildi sunucu tarafında. Bu 500 kodunu ön tarafa döndüğü için load balancer client'e 500 dönmüyor. Diyor ki 403 dönüyor. Bakın bu farkı anlamak bile çok çok önemli bir hikaye olduğunu düşünüyorum bu işin içerisinde. Which is the same responses as the WAF is the triggered. Abone koyayım, tövbe, çok özür dilerim. Abi adam diyor ki WAF beni engellediğinde de 403 alıyorum. Sunucuda 200 ya da 404'ün haricinde bir status kod üretilirse de 403 alıyorum. Nasıl distinguish edeceksin? İnanılmaz bir hikaye lan. Harry Potter kitabı okur gibiyim şu anda. Çok heyecanlandım. Profesör McGonagall ne yapacak acaba? Lucy misconfiguration. While testing on Lucy locally. Bak buraya bir cümle yazmış adam ama bu ne demek abi biliyor musun? Gitmiş adam şu CMS almış, lokaline kurmuş ve üzerinde research yapıyor. Bir yandan da chat'e bakıyorum da. Üzerinde research yapıyor. Diyor ki we came across a critical misconfiguration which allowed an integrated access authenticated Cold Fusion files directly. He. Bak şimdi adam diyor ki ben lokalinde bunu research'ını yaparken gördüm ki default konfigürasyonuyla alakalı bir şey büyük ihtimalle. Saldırganın normal şartlar altında authentication gerektiren Cold Fusion modüllerine ben authentike olmadan erişebildiğimi fark ettim diyor. Bu da benim tamamıyla unauthenticated olsam da bir takım authentication gerektiren bu tür Cold Fusion modülünün içerisindeki bazı şeyleri, özellikleri kullanabilme imkanım ortaya çıktı diyor. Chat pür dikkat dinliyor. Güzel. As soon as you hit the request.admin type variable prototype in the CFM file, the execution flow will stop as we are not authenticated as admin. Ha. Diyor ki
CMS file'ın içerisindeki request admin type variable'ı prototipine hit ettiğimiz zaman execution duruyormuş çünkü biz admin değilimiz. Amma ve lakin, however'ı Türkçe'ye amma ve lakin diye çevirebiliriz. Any code before that check executes. Şimdi cümleyi tam düzgün İngilizcesiyle okumadım da aklıma şeyi hatırlattı. Abi şimdi bazı modüler mimarilerin içerisinde yazılımların kod buradan başlar çalışır. Burada bir permission kontrol olur. Permission kontrolünü geçemiyorsundur ama öncesindeki kod bloğu çalışırdır. Aslında bu permission hikayesinin en başa gelmesi gerekir genellikle. Ya daha kod execution'a başlamadan öncelikle permission'ların çekedilmesi gerekir. Ama diyor adam ben bu kuvvetli bu temel şunu yapacak. Erişebildi tüm ConFusion modüllerinin içerisinde request admin type variable'ına prototipine erişim olan yerleri tespit edecek. Onun öncesindeki tüm kodları okur. Ben olsam bunu yaparım. Çünkü buna gelene kadarlık olan kod bloğu çalışıyor. Demiş ki so we had to find fuzz that has some sort of bug before they yani aklın yolu bir çok matah bir konu değil yani. We made us three files to get a complete prototype. Adamlar doğrudan RC elde etmiş. Neymiş? Image processing ConFusion module not available in older version. Eski versiyonlarda yokmuş. Admin search index ConFusion module. Extension application upload ConFusion module. Bu üç tane modülün içerisinde bu prototype kontrolü olmadan önceki kodlarda abi adamın saldırganın abuse edebileceği bazı implementasyonlar varmış. Hikaye bu. Şimdi bak bu da çok güzel ya. Failed attempt'i de yazmış adam. Yani abi hayat o kadar mükemmel değil. Biz sunumlarımızda bugüne kadar genellikle izlediğiniz sunumlarda hep böyle success anlatılır. Hani neleri denedin patinaj şeklinde olmadı kısımlarını genellikle ne makalelerde ne de sunumlarda görmeyiz. Açıkçası bunu görmeme sebebimiz de mindset'le alakalı. Ben de çok anlatamıyorum mesela. Çünkü genellikle bir makale ya da sunum oluşturma hikayesi çalışma bittikten sonra oluyor. Yaptığın 100 tane şeyden 90'ı fail, onunu hatırlıyorsun. O fail olduklarını hatırlayıp not tutmuyorsun. Çünkü research'ın da yavaşlatıyor. Neyse bu kısımlara girmeyeyim ben. Devam edeyim chat. Şimdi Sweet Simple RC in Image Process ConFusion Module. Basitçe bir ConFusion zaten adından belli. Daha önceki eğitimleri takip eden core ekip de bilir ki Image Processing dediğin anda server side'da bir image proses edilecek. Image user'dan alınır bir şekilde. Source'unu alırsın. Yani hidden'i, within'i alırsın vesaire. Bunu da proses edersin. Proses derken comment injection olabilir. İşte write to anywhere you want olabilir. İşte arbitrary file creation, arbitrary file deletion isimli zafiyetler. Genellikle bu güvenlik açığı, bu sırf bu isimden olabilecek zafiyetleri bile tahmin edebiliyorsunuz gördüğünüz üzere. To replicate Apple installation, we got local copy Lucene running the same version. Demek ki hedefteki version da tespit etmişler. Hani aynısını lokale kurduk. Without any parameters gives an exception on our installation. Diyor ki buna hiçbir parametre vermeden kendi tarafımızda run ettiğimizde hani bir exception oluştu diyor. Güzel. Opening in Apple server gave us a 403 which meant that the file exists. Yani sunucu 403 verdiği zaman hedefte hani az önceki diyordu ya 200 ve işte 404 haricindeki kodlarda 403 geliyor. 404 gelmediği için 404 yerine 403 geldiğinden sunucuda bir error oluşmuş ama sen 403 geliyorsun. Yani özellikle sunucuda bu dosyada var eminiz. Bakın doğrudan hani kod execution'a yürümeden önce bu adımda burada bir validation gerçekleştiriyor adamlar. Diyor ki benim zafiyet bulduğum nokta acaba hedef sistemde gerçekten var mı? Abi mükemmel bir write-up olmuş bu. Çok hoş. Hedef sisteme bazı yanlış parametreler gönderdiğinde 403 alıyor çünkü sunucuda bir exception oluşmakta. Doğru parametreleri gönderdiğinde de ki bu parametreler neymiş? Aslında buraya aynısını yazmış. File, image. Ha bak mesela image src parametresini backend taraftaki ConFusion modülü görmek istiyor. Görmediği zaman bir hata üretiyor. Görmediği zaman sen 403 görüyorsun. Aslında burada 500 göreceksin ya da 400 ya da başka bir error göreceksin ama 200. Adam buradaki tüm mindset'ini tüm proses boyunca shift ediyor aslında. Aslına bakarsan yani diyor ki benim gördüğüm her 403 aslına bakarsan sunucuda başka bir anlama geliyor. Normal şartlarda permission yok gibi algılarsın sen yani hani. Ama işte bakın o sync kısmının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz yani.
This file had a pattern was vulnerable to create a file anywhere on the server with our given content. Sadece dosya adından zaten ben size olabilecek, çıkabilecek zafiye sadece modülün adından söylemiştim. Hani write anywhere you want dediğim bir hikaye vardı ya. Hani özellikle sunucuda herhangi bir yere istediğin şeyi yazabildiğin bir güvenlik açığının ortaya çıktığını adam burada anlatıyor. Cold Fusion modülünün bir output mesela, ya Cold Fusion geliştiren oldu mu aranızda bilmiyorum. Ben hiç geliştirmedim ama Cold Fusion modülleriyle ilgili hani code review'lar, işte zero day research'larda daha öncesinde bulundum. Birazcık böyle çok examalimsi bir hikaye hatırlattırır insana. Hani burada bir tane action'ı var. Write nereye? Temporal directory'miş. Hani bu parametre kullanıcıdan belirleniyor büyük ihtimalle. Hani output form olacak. Create path. Eğer şurada belirtilen path'i atıyorum Ahmet Mehmet yazarsan da o path yoksa da path'leri oluşturup sonra dosyayı oluştur diye bir konfigürasyon var. This takes a query parent file. Okay. And creates the file with this line. Our input can define via post parameter image source. Aynen. Image source zaten form.image source. Buradan görüyorsunuz aynı muhabbet. File dediğimizde zaten buraya yerleşiyor. URL'den alınan file, post parametresinden alınan image source ve böyle bir hikaye oluşturuluyor işin içerisinde. Ama ve lakin şimdi bu adam zaten belli folderların altında bir noktada olduğu için path traversal'a ihtiyacı var. Yani nokta nokta slash nokta nokta slash deyip yukarı çıkması lazım ki web directory içerisinde kendi belirlediği bir Cold Fusion modülü koyabilsin. İçeriğini de yönetiyor. Aslında bu birazcık shell upload'a dönmeye başlıyor. Klasik bildiğiniz adından nefret ettiğim zafiyet türüne dönüyor. Ama ve lakin write-up'ı ben okurken az önceki şurada şunu öğrenmiştik ki arkadaşlar path traversal query parametresine dönecek path traversal WAF tarafından engelleniyor. Yani bu taraftaki file'da query parametresine alındığı için bu vatandaş bunu oluşturamayabilir. As you can see already the directory must exit before adding the path traversal as the Linux requires the path traversal. Luckily for us expand path creates the path if doesn't exist and return the path as in string. So passing, aynen bak nokta nokta slash'ın üst kontekste çıkmaya çalışıyor. Will create a directory bla 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 istediğimiz RC olacak. However, even with this bug we can't exploit it in Apple case because of WAF blocks bu. Aynen. Şimdi burada iki tane şeye gider bu çocuklar. Ya bu Apple'ın WAF'ını bypasslayacak bir path traversal payload'ı bulman lazım. Ki bence bulamazsın. Spesifik string olarak bakıyordur nokta slash'a yani hani. Ya da zafiyetten vazgeçeceksin. Ben olsam zafiyetten vazgeçerim burada. WAF'ı bypasslamakla hiç vakit harcamam yani. Zafiyeti notalar kenara koyarım. Benzer bir bakış açısında absolute path belirtecek bir zafiyet aramaya başlarım. Çünkü nokta nokta slash'a kızıyor ya. Absolute path belirtebileceksem işte slash home bilmem ne vesaire diye bu konsepte bir zafiyet ararım ben olsam. Bakalım. What now? How can we avoid triggering the WAF? WAF'ı tetiklemekten nasıl kaçabiliriz? Admin Search Index vardı ya adamların dikkat ettiği. Hani az önce yukarıda bahsetmişti. Allows us to specify a directory and copy its content to our desired destination. He, bir dakika dur. Okuyayım mı okumayayım mı tahmin etmeye çalışıyorum da. However the copy function is very tricky and won't actually copy the file contents nor will it preserve the file extension. Ha. Şimdi burada şöyle bir şey yapabilirsin abi. Şimdi üst dizine çıkmadan bulunduğun dizinde kendi içeriğini yönettiğin Cold Fusion modülünü oluşturursun. Sonra Admin Search Index'in içerisindeki kopyalama özelliğini kullanarak Absolute Path belirterek bunu istediğin dizine kopyalayabilirsin. Hani yani birincisi güvenlik açığı, ikincisi feature. Hani bu feature'ı kullanarak bunu web'den execute edilebilir bir path'e kopyalamak. Burada bir bakış açısı olurdu ama burada diyor ki bu endpoint'te bir sıkıntı, nargile de bu tricky diyor. Bakalım ne diyecek. İki tane parametre alıyormuş. Datadır, lucy, archive, zip, path. Datadır is the path where you want to copy the files to that are specified in the archive, zip. Yani burada belirlenenlerin nereye kopyalanacağını söylüyor. If the path doesn't exist, it will be created. Eğer datadır'daki path belirtili değilse oluşturulacakmış. İşime gelir, güzel. We can pass an absolute path here. Datadır'ın içerisinde absolute path belirtebildiğin zaman directory traversal'a ihtiyaç duymuyorsun. Şimdi, peki hikayenin devamında ne olacak? Bakalım içeriye.
Directory exists değilse 774 permission vererek bu directory'yi oluşturtuyor Cloudflare diyorum. CF'den aklım gitti. ColdFusion. Admin Search Index'te Datadır'a bak absolute path verdiğin zaman WAF'ı tetiklemezsin. Çünkü nokta nokta slash yok. Lucy Archive Zip Path'e de copy from path here. Şimdi buraya path olarak bence az önceki zafiyette web'den erişilemeyen path'i koyup bulup oraya koyarsa sonra da bu endpoint'e gelirse ondan oraya move edebilir. Now that we know the copy function is not started, let's take a deeper dive into the code responsible for doing this. We notice bunu dediklerinde de kopyalama işlemi gene de olmamış sanırım. Acaba sebebi ne? We notice this interesting ColdFusion markup language tagını görmüşler. List Lucy archive zip path filter CMF'leri bul, buna koy sort falan. It lists the files inside the Lucy archive zip path directory. The filter attribute says the only list which will are the format yani CFM'le biten bu formattakileri. The result of the query is stored in the queue files. Ardından bunu itere ediyor. It iterates over each file which is stored in the variable current file. Okay. CFM'lerin hepsini blanking, string and store this updated file in the correction variable. Thus if we have the file xyz.txt. Bu tamam yani şey yapıyor. Extension'ı omit ediyor özetle. Okay, bu da olduktan sonra it checks is the file name like bu formatta mı ya da bu formatta mı hani dizinde var mı diye bakıyor. Again the data variable is the tamam datadır zaten bizim kontrol edebildiğimiz bir yer. If this file does not exist, it replaces dot in the file name with revised space and saves the variable. Bunu da yapan kodu burada açıklamış. Tamam mı? Later on file test XYZ language txt created and the value of the page condition action variable becomes its content. Abi ne kadar önemli bir şey ya. Code review değil mi? Unfortunately for us, it creates a txt file even though we can control the content of the file as it comes from the file name itself, but we will see how we can utilize the file name itself to do stuff as we move further. Abo, beyin yanmaya devam edecek. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Following this, it stores the content of the curl file in the data variable. Tamam, filters out the files with the content doesn't match the regular expression. Bununla match etmeyenleri bir tane array oluşturuyor diyor. Tamam. Finds array and checks whether each item exists as a key. If does not, it will create as a key and store it in the search result variable. Bunun içine koyacakmış. Okay. Finally, these keys are stored in the file name search index CFM inside the data directory as JSON. Şu ana kadar inner yani ColdFusion'ın özellikle admin search modülünün içerisinde unauthenticated bir şekilde erişebildiğimiz hani hikayenin içinde unauthenticated bir şekilde erişebildiğimiz noktalarla hangi kapabiliteler ve iş nasıl çalışıyor okudu adam. Çok tatlı bir RC'yi buldu ama WAF'tan ötürü buna bir çözüm üretememiş durumda. O yüzden diyor ki yapacak bir şey yok. Başka feature'lar bulup onları abuse edeceğim. Ve hani buradaki de inner yapısında ColdFusion'ın işleri nasıl yaptığına bakıyor. Şimdi Code Execution on Facilities Apple.com. Şu ana kadar öğrendiğimiz bilgiler zaten ben az çok okuyup anladığım kadarıyla adamların ne yapacağını tahmin ettim. Okuduğumdan da 3-5 bir anlam çıkarttım. Şimdi hep birlikte izleyelim bakalım neler olmuş. Behlül Prime 6. ay devam ediyor. Kesin bereket can dostum. Teşekkürler. If you haven't already figured it out, at this point we have a sweet RC on bu adreste. Okay, by chaining image process ColdFusion module vs admin search index. Tıpkı bizim tahmin ettiğimiz gibi. We have control over a directory where we can copy files to and we can specify a directory to copy files from. Aynen. Now, if we can create a file name, bu isimde dosya oluşturursam diyor sunucuda, with the content of bununla somewhere on the server, then we can pass its path via Lucene archives of path to. Bu parametre ile bu dosyanın path'ini admin search index'e veririz. Since this key özellikle şu yukarıda bir regex vardı ya o regex'te dosya isimlerini arıyordu hatırlarsınız. Dosya adında bu regex'lerin geçtiğine. Bu gerçekten var olmadığı için
bunu oluşturacak ve hani şeyin içerisine yazılacak. Nedir onun adı? Search Index Cold Fusion. Aga. Ben de ses bende gitti sandım. Ne oldu abi? Foton mu gitti? Abi çok iyi. İnanılmaz güzel. Benim çok hoşuma gitti. 10 bit gelmiş. Kesene bereket. Anonym Cheer'dan gelmiş bir. Gençler anladınız mı ne olduğunu? Ay, çok tatlı. Şimdi adam yukarıdaki feature'ı okudu, tamam mı? Yukarıdaki feature ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu adamın anlattığı feature, yani feature'dan kastım Cold Fusion'ın özelliği. Bu makaleyi anlamayan arkadaşlarımız daha sonra sakin kafayla 3-4 defa okuması lazım sanırım. Hani ben şu anda anladığımı düşünüyorum. Makalenin kalan kısmında belki yanlış anlamışım. Şimdi bu feature ne yapıyor biliyor musunuz abi? Hani belli bir regex ile bir dizinin altındaki dosyaları arıyor. Eğer bu dosya regex'e match ediyorsa bu dosyanın adını alıp abi Search Index Cold Fusion modül dosyasının içine yazıyor. Tamam mı? Feature bu. Şimdi adam diyor ki ben zaten istediğim yani dosyayı hani bununla şey yapabiliyorum, oluşturabiliyorum sunucuda. Sunucuda istediği isimde dosya oluşturabiliyor hani. Şu vatandaş da move ediyor. Tamam mı? Şimdi diyor ki adam abi bir dosya adı olsun, bak şu ad gördün mü? Hani şu isimde ben sunucuda bir dosya oluşturayım. Bu dosya şu feature'daki regex'e match edeceği için şu dosya adının tamamını alıp search index cold fusion modülünün içerisine koyacak. Bir saniye bekleyin. VS Code açıp geliyorum. Size bunu kod olarak göstereceğim. Aslında burada code evaluation tadında bir zafiyete dönüşüyor hikaye. Çok tatlı. Eğitim. Geri gel chat. Transit. Geri gel. Şimdi adam şu isimde şu dosyanın içeriğinde belli bir takım Cold Fusion modül işte komutları olduğunu düşünün, tamam mı, işin içerisinde. Şimdi adam ne yapıyor abi biliyor musun? Sunucuda şu isimde dosya oluşturuyor. Dosyanın adı bu, tamamı. Tamam chat. Şimdi uygulamanın şuradaki anlattığı hikaye ve yapısı da diyor ki ben bu dosya ismi regex'e match ediyor. Bu dosya ismi regex'e match ediyorsa da Cold Fusion alıp bunu Search Index Cold Fusion dosyasının içine yazıyor. Burada Cold Fusion belli kodları var. Tamam, belli bir takım Cold Fusion kodları var. Alıp abi büyük ihtimalle bu import disk gibi bir şey. Tamam mı? Import disk gibi bir şey yaparken şu dosyayı alıp abi bu dosyanın içine yazdığı anda adam Search Index Cold Fusion modül dosyasının içerisine bir Cold Fusion file attribute'u inject ediyor. Bu attribute ne yapıyor biliyor musun? URL'den aldığı file parametresinin hani ve content'in içeriğini alıp yazıyor. Tamam, bu feature'ı inject ettiriyor Search Index.ColdFusion modülün içerisine. Hikaye bu. Ve bu da gördüğünüz gibi şeyi tetiklemeyecek. Nedir onun adı? WAF'ı vesaire tetiklemiyor abi. Bak şimdi ne yapmış adam? Image Process Cold Fusion modülünün içerisine gelmiş, demiş ki file olarak bunu yazmış. Dataya da işte hani az önceki regex'i meçetlerin hikayeleri yazıyor. Ardından da gidip bunu kullanarak vatandaş yaptığı şey ne? Abi dosyayı ilgili pete yazdırtıyor. Ardından da Search Index Cold Fusion modülünün içerisine gidiyor. Diyor ki poc.coldfusion modülünün içine cfm alt-şeyli yaz. Peki Search Index bu write operation'ı niye yapıyor biliyor musun? Çünkü Search Index'in içerisine bu inject ettirildi diğer iki feature kullanılarak. Abi muazzam, çok hoşuma gitti. Ve WAF da ötmez bu sürede. Çünkü directory traversal payload'ı yok işin içinde. Sunucu da shell upload'a dönüşmüş oluyor ama 3 biri bug olmak üzere
hani aslında ikisi bug, biri de feature, bu üçünü birlikte kullanıyor vatandaş. Bir arada kullandırmakta. Yani image prosesi kullanarak sunucunun içerisinde istediği isimde bir dosya oluşturtuyor. Hani ardından admin search index'i kullanarak bunun başka bir pete taşınmasını sağlanıyor. Ve o pete taşınma sürecinde de search index confusion modülünün içindeki bir line updateleniyor. Bunun updatelenmesinin sebebi adamın yazdığı dosya adında confusion'ın match etmesini sağlayan regex'e uyan bir yapı var, ama adam buradan abi confusion tag'i inject ettiriyor ve böylece de gidip dördüncü aşama olarak istediği bir confusion modülün içerisinde istediğini doğrudan yazabileceği bir zafiyet buluyor. Aslına bakarsan image process'in yaptığı iş ile şunun yaptığı iş temelde aynı, ama adam başka bir dizine çıkamıyor. Directory traversal yapamıyordu. Bravo adamlara ya. Batuhan 100 bit yollamışsın. Kesene bereket. Bravo ya. Aferin. Aferin. Çok iyi. Peki bu nasıl engellenir ha? Geldi gene. Engelleyiciler. Çok güzel. Mükemmel. Bakış açısını görüyor musun adamın ya? Kodu okurken atak vektörü üretmek demek. Ya hani adam şu kodu okuduğunda anlıyor böyle bir atak vektörünün çıktığını. Atak vektörü belirleyip onun peşine düşmüyor. Kodu okurken runtime'da belirliyor adam kendi zihninin içerisinde. Vay, 250 kişiyiz. Chat anlaşıldı ama Çağlar Oflazoğlu 9. ayını devam ettirmiş. Kesene bereket. Niye dışladın ki adamı? Aa, ne oldu hikayeyi bana özetle desem özetleme ihtimalini düşük görüyorum. Nasıl engelleriz? Abi zaten zafiyeti anladıysan nasıl engelleyeceğinin cevabı belli. En başında da söyledim. Hani permission checklerini zaten file'ın başında yapmalısınız. Tüm bu hikaye kodun içerisindeki permission check'inin yapıldığı request admin type'a gelmeden önce yazılmış kodlarla oluyor. Soruya gerek yok yani. İksir yazmış. Selamlar, YouTube'dan geldim. Çok yayınlar yapıyorsunuz. Canlı şahit olmak istedim. Hayallerindeki gibi bir ömür sür. İksir'cim çok teşekkür ederim. Sağ ol can dostum. Herkes umarım hayallerindeki gibi bir ömür sürer, ama benim şu andaki hayalim bu çalışma. Güzel. Bravo çocuklara ya. Vallahi bravo. Bunlar artık çalışmıyordur bu host. Kapatmışlardır. Shutdown etmişlerdir. Çok hoşuma gitti. Zaten yani şey de buna geliyor. Yani ben neden böyle şeylerden keyif alıyorum? Hani kendi bizim core ekip bilir. Trend Micro'nun web filter ürünündeki remote code execution zafiyetini hatırlıyor musunuz? Benim bulup yayınladığım chat. Hatırlayan var mı? Cidden çok hoşuma gitti. Bravo çocuklara. Hattrick'te değil be oğlum. Hayır, bu sene işte şeyde Defcon'da sunumunu yaptığım konuyu. Orada da mesela 4 farklı, 3 farklı zafiyet bir feature bir arada kullanarak code execution'a varmıştık. O çok keyif. Bu tür şeyler bana çok keyif veriyor ya. Acayip keyif alıyorum. Öyle diyeyim. Yusuf burada mısın? Evet abi. Anladın mı? Abi çok fazla anlamadım yani. Ben... Senin dünyana biraz çok uzak dünyalar bunlar yani. Evet, hani. Evet. Şey ya, nedir onun adı? Yani bence güzel konuydu, öyle söyleyeyim. Güzel zafiyetti. Ama mantık olarak yani adamların denediği şey
Gayet çok güzel. Zaten yani. Başarılı da olmuş. Saygı duydun mu? Duydum tabii ki de. ben de duydum saygı. Hem de çok. Aa, bravo heriflere ya. Bir de arkadaşlar, biz şu anda kaç kişiyiz yayında? Ben hayalimdi yani 280-300 kişi hep birlikte bir güvenlik zafiyeti hikayesini birlikte analiz edelim hayalim vardı. Gerçek oldu bugün itibariyle. Böyle bir content 250 kişinin izlemesi benim için, canlı izlemesi benim için mutluluk verici. Çok teşekkür ederim herkese. Kanlı canlı bir pazar oldu. Bunu indirip lokalde reproduce etmemiz yok mu? Belki gece olur ya. Şimdi yani zaten ne kadar, bir saattir yayındayım. Çok da daha uzun da yayın yapmayacağım ama belki yani HackerConf'a kadar benim vaktim yok ama Discord'da sablar arasında yaparsa bir şey diyemem. Olmaz mı? Kitokiriciyim. Ha, başka video yok. YouTube'da sonlandı. Dur, marker koyayım. Oğlum bak, bana böyle hatırlatın ya. Canımsın chat. Add marker buraya koyuyorum. Evet YouTube. Zenginin parası züğürtün ağzını yordu. Başkasının bulduğu güvenlik açığına bulan kişiden daha fazla yükselen bir güvenlik videosunun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Hop, marker'ı da koydum. Burayı keseceğim. Ha, ha, ha.